Dördüncü tema. Milli Mücadele ve Atatürk. Birinci dinleme metni. Mustafa Kemal Atatürk. Yıllar yıllar önce güzel bir Mayıs günü. Selanik'te iki katlı, pembe boyalı bir evde bir çocuk dünyaya geldi. Sarışın, mavi gözlü bir erkek çocuğu. Babası Mustafa adını verdi ona. Mustafa çok akıllı bir çocuktu. Sorduğu bütün sorular herkesi şaşırtır, düşündürürdü. Annesi Zübeyde Hanım onu mahalle mektebine vermek istiyordu. Babası Ali Rıza Efendi ise yeni açılmış olan Şemsi Efendi İlkokulu'nu uygun buluyordu. Bu yüzden aile içinde epey tartışma oldu. Mustafa'nın ailesi bu tartışmalar sonunda nasıl bir karar vermiş olabilir? Sonunda iki tarafın da isteği yerine geldi. Mustafa'yı mahalle mektebine verdiler, sonra da oradan alıp Şemsi Efendi İlkokulu'na yazdırdılar. Mustafa okulda kendini pek çabuk tanıttı. Bütün öğretmenlerince beğenildi, arkadaşlarınca sevildi. Arkadaşları derslerine hazırlanırken bilmedikleri bir şey olunca hemen Mustafa'dan yardım isterlerdi. Ortaokuldayken matematik dersinde kimsenin çözemediği bir problemi Mustafa kısa sürede çözüverdi. Mustafa'nın bu başarısı karşısında sizce öğretmeni ne yapmıştır? Öğretmen hemen Mustafa'yı kara tahtanın başına çekti. Problemi arkadaşlarına açıklamasını istedi. Küçük Mustafa açıklama yaparken başarılı bir öğretmeni andırıyordu. Öğretmen bu durum karşısında heyecanlandı. Bu çok zeki ve yetenekli öğrencinin yüzüne hayranlıkla bakıp şunları söyledi. Öğretmeni Mustafa'ya ne söylemiş olabilir? Senin de adın Mustafa, benim de. Bu böyle olmayacak. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun. O günden sonra adı Mustafa Kemal oldu. Mustafa Kemal, askeri okulları başarıyla bitirdikten sonra subay olarak orduda görev aldı. Ülkesini seven bu subay birçok cephede savaşlara katıldı. Vatanımızı düşmanlardan kurtardı. Cumhuriyeti ilan ederek ilk cumhurbaşkanı seçildi. Yaptığı yeniliklerle devletin gelişmesini sağladı. Bu yıllarda sağlığı bozuldu. Bir 10 Kasım sabahı İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda öldü. Mezarı Ankara'da Anıtkabir'dedir. Şükrü Enis Regü. Onlar da çocuktu.